Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca videolarımızın altına yorumlarda güncel ya da önemli sağlık konularıyla ilgili merak ettiklerinizi sorarsanız bu konular hakkında sizlere video çekmeye çalışacağız. Bugünkü videoda aslında ender görülen ama çok önemli bir hastalık olan Burger hastalığıyla ilgili konuşmak istiyorum. Burger hastalığı nedir? Kimlerde görülür? Sebepleri nelerdir? Ne gibi şikayetler yapar? Ve tedavisinde neler yapılıyor? Bunlardan bahsedeceğim size. Burger hastalığının tıbbi adı tromboanjitis obliterans. Ve şu şekilde açıklayabiliriz. Kollarda ve bacaklarda, orta ve küçük çaplı atar damarlarda ve toplar damarlarda görülen, yer yer damarların belli yerlerini tutan iltihabi bir süreç. Bu iltihabi süreci başlatan en önemli faktör sigara. Sigara içenlerde görülen bir hastalık bu. Daha çok 20-45 yaş arasında gözüküyor. Erkeklerde kadınlara oranla 3 kat fazla gözüküyor. Ve tam olarak sebebi bilinmese de sigara içerisindeki bazı kimyasal maddelere karşı vücudumuzda meydana gelen bir çeşit iltihabi reaksiyon bu. Bu reaksiyon özellikle gidip öncelikle orta ve küçük çaplı atar damarın iç yüzeyini döşeyen hücrelerine zarar veriyor. Bu hücrelerde iltihabi bir reaksiyon meydana geliyor. Bu iltihabi reaksiyon bu damar duvarlarında kalınlaşmaya sebep oluyor ve böyle yer yer meydana gelen daralmalar oluşuyor. Bu iltihabi süreç kolayca damar duvarlarından komşu dokuları, sinirlere ve toplar damarlara yayılıp toplar damarlarda da pıhtılaşma meydana getiriyor. Burger hastalığının bir diğer sebebi de çok az bilinen bir şey. Kronik yani süre gelen diş eti iltihabı. Sigara içmese dahi hasta, kronik diş eti iltihabı hastalarında da Burger hastalığı meydana geliyor ve bunun tam olarak sebebi bilinmiyor. Bunun altında diş etlerinde iltihaba sebep olan mikropların DNA'ları ile ilgili otoimmün yani kendi bağışıklık sistemimizin geliştirdiği, bundan çapraz reaksiyonla geliştirdiği süreçlerin rol alabileceğinden bahsediliyor. Peki bu Burger hastalığından ne zaman şüpheleneceğiz? Ne gibi şikayetler yapıyor Burger hastalığı? Bir ona bakalım. Sonuç olarak bu atar damarları tıkayan bir hastalık. Ve bir organımızda özellikle el ve ayaklarımızda, kollarımızda ve bacaklarımızda uçlara giden atar damarlar tıkandığı zaman buna bağlı şikayetler oluşuyor. Nedir bunlar? Öncelikle ayaklarda bahsedelim. Ayaklarda solukluk ya da kırmızımsı mavimsi bir renk, uyuşma hissi, karıncalanma hissi, yol yürürken yani bir egzersiz sonrası ağrı, biz buna kladikasyo diyoruz. İleri vakalarda istirahat halindeyken de ağrı meydana gelebiliyor. Aynı şey eller için de geçerli. El ya da ayak parmaklarının soğuğa maruz kaldıklarında tamamen soluk hale gelmesi durumu. Buna da Raynaud fenomeni diyoruz. Raynaud hastalığı diyoruz. Bunlar Burger hastalığında görebileceğimiz bulgular. Hastalık ilerledikçe damar duvarlarındaki bu iltihabi reaksiyon önce basit bir iltihapken giderek daha kötü hale geliyor ve sonunda damarları iyice büzüştürüyor. Yani nasıl cildimiz kesildiğinde bir yara olduğunda o yara iyileşirken orada bir scar dokusu adını verdiğimiz daha sert, elastikiyeti çok azalmış şekilde iyileşiyorsa aynı bu damarlardaki bu tabir reaksiyonu da giderek ilerleyerek sonunda fibrozis adını verdiğimiz scar dokusuyla iyileşmekte. Bu da kalıcı damar tıkanıklığına sebep olmakta. Burger hastalığında en başlangıcında bu karıncalanma, uyuşma ve kladikasyo dediğimiz egzersizle oluşan ağrı meydana gelirken ilerledikçe bunlar daha bariz ve istirahatle gelir hale geliyor. Ağrılı cilt yaraları söz konusu olabiliyor. Burger hastalığının tanısında tabii ki klinik bulgular çok önemli. Yani hekimin aklına Burger hastalığının gelmesi çok önemli. Aslında hepimizin aklına hemen gelen bir şey bu. Hasta sigara içiyorsa, 50 yaşın altındaysa ve erkekse hemen aklımıza Burger hastalığı geliyor. Sigara ile ilişkisi dediğim gibi bütün içindeki kimyasal maddelerle ilişkili olduğu söyleniyor. Onunla ilgili şöyle şeyler söylenmiş. Örnek veriyorum. Sarma sigara içen kişilerde, ham tütün kullananlarda daha çok. Tütün çiğneyenlerde günümüzde çok kalmamış olsa da onlarda daha çok. Yani tütünün içeriğinin direkt olarak bir şekilde etkisinin olduğu çok aşikar bunda. Ve Burger hastalığı düşündüğümüz bir hastada sigarayı yani nikotini, tütünü bıraktığımız an hastalığın ilerlemesi duruyor. Fakat o ana kadar yaptığı zararlar maalesef geri dönemiyor. Burger hastaları eğer sigara içmeye devam ederlerse çok büyük ihtimalle kol ya da bacaklarının kesilmesi durumuyla karşı karşıya kalacaklar. Ama sigarayı bırakan Burger hastaları da bu amputasyon dediğimiz kol ya da bacakların kesilmesi, parmakların, ellerin kesilmesi durumu amputasyon oranı %5 civarına düşüyor. Bu da sigarayı ne zaman bıraktıklarıyla çok ilişkili bir şey. Bunun tanısını da klinik olarak aklımıza gelmesi lazım dedim. Bir de tanımlanmış kriterler var. 5 tane kriter var. Buna Shio-Noya kriterleri deniyor. Bunlar aslında bilimsel şeyler ama bunlar önemli. Bu 5 kriteri sayarsak
50 yaşın altında olmak, sigara öyküsü, diz altı atar damarlarda tıkanıklık öyküsü, varlığı ya da geçirilmiş olması, gezici toplar damar iltihabı, tromboflebitis migrans dediğimiz gezici toplar damar iltihabı, yani olup geçiyor, olup geçiyor. Ve ateroskleroz dediğimiz damar sertliğinin diğer risk faktörlerini taşımıyor olması lazım hastanın. Bu 5 kriterin hepsi birden varsa bir hastada biz bu hastaya Burger tanısı koyabiliyoruz. Burger tanısında ayrıca radyoloji de işin içine giriyor ki bu sebeple ben de bu konuşmayı yapıyorum burada. Olaya bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Radyolog olarak bunları da sormamız gerekiyor. Bizim en çok yaptığımız inceleme bu hastalarda atar damar Doppler incelemesi. Yani atar damarlarındaki kan akım hızlarını ve dirençlerini değerlendiriyoruz. Damar duvarlarını değerlendiriyoruz. Açıkçası genelde pek bir şey bulamıyoruz. Bir diğer görüntüleme yöntemi ise anjiyografi dediğimiz boya, yani röntgen filmlerinde beyaz olarak gözüken kontrast maddeleri vererek damarların haritası, nerelere darlık olduğunu çıkartmak. Burger hastalığı tanısını şeker hastalığına bağlı damar tıkanıklığıyla karıştırmamak lazım. Yani Shionoya kriterlerinde bahsettiğim damar sertliği risk faktörlerinin olmaması durumunda kastedilen şey şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve başka iltihabi damar hastalıkları. Bunların tedavileri birbirinden çok farklı şeyler. Burger hastalığının tanısını koyarken buna çok dikkat etmek gerekiyor. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara içmemek lazım. Benim amcam 90 yaşına kadar yaşadı. Hiçbir şey yoktu. Günde 3 paket sigara içiyordu. Böyle örnekler çok fazla. 30 yaşında sigaraya bağlı akciğer kanserinden kaybettiğimiz hastalar da çok fazla. Burger hastaları da çok fazla. Sigara konusunda Hipokrat TV'de bir seri konuşmalarımız olacak. Bu onlardan ilkiydi. Burger hastalığı çok ciddi bir hastalık. Çok ciddi almak lazım. Sigara içiyorsak sigaradan kurtulmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.